Evet, merhaba sevgili öğrencilerim. Ben Recep Şencan. Bugün sizlere 8. sınıf fen bilimleri mevsimler ve iklim ünitesinden mevsimler konusunu anlatacağım size. Şimdi öncelikle başladığımız zaman mevsimlerimizi biliyorsunuz. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış ve bu mevsimlerimizin işte Mart, Nisan, Mayıs'ın ilkbahar, Haziran, Temmuz, Ağustos'un yaz, Eylül, Ekim, Kasım'ın sonbahar, Aralık, Ocak, Şubat'ın kış olduğunu biliyorsunuz. Peki şimdiye kadar bu şekilde söylediğimiz mevsimler acaba nasıl oluşuyor? Şimdi gelelim buraya. Şimdi öncelikle 5. sınıftan beri, hatta daha önceki sınıflardan beri ayın kendi etrafında dönme hareketi yaptığını ve dünya etrafında dolanma hareketi yaptığını biliyorsunuz. Dünyanın kendi etrafında dönme hareketi yaptığını ve güneş etrafında dolanma hareketi yaptığını biliyorsunuz. Aynı zamanda Dünya ve Ay'ın birlikte de Güneş etrafında dolanma hareketi yaptığını biliyorsunuz. Buraya baktığımız zaman Dünya kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 24 saatte tamamlar. Ve bu gece gündüz oluşumunu gösterir. Yani bir gün Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönüşüyle gerçekleşir. Aynı zamanda Dünya'mız Güneş etrafında dolanma hareketi yapar. Bu yaptığı hareket 365 gün 6 saatte tamamlanır. Yani bir yılda tamamlanır. Peki mevsimler hangisi sonucunda oluşacak? İşte diyeceksiniz ki mevsimler bir yılda oluştuğuna göre Dünya'nın Güneş etrafındaki dolanma hareketi sonucunda oluşacaktır. Ve baktığımız zaman diyoruz ki Dünya Güneş etrafında eliptik bir yörüngede dolanır. Ha, şunu diyebilir miyiz o zaman? Dünya Güneş'ten uzakken kış mevsimi yaşanır. Güneş'e yaklaşınca yaz mevsimi yaşanır. Diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Çünkü bakın şimdi bu eliptik yörüngeye baktığımız zaman 3 Ocak tarihinde Dünya'nın Güneş'te olan mesafesi 147 milyon kilometredir. Allah Allah, biz 3 Ocak'ta ne yaşıyoruz? Kış mevsimi yaşıyoruz. Daha yakınız. Baktığımız zaman 4 Temmuz'dayken ise 152 milyon kilometre uzaklıktayız Güneş'e. Allah Allah, tam tersi bir durum var. Yani biz Temmuz ayında Güneş'ten daha uzağız. Halbuki çok sıcak oluyor bizim yaşadığımız yer. Demek ki bu uzaklıkla mevsimlerin oluşmasının bir alakası yoktur. Burada iki kavram var, onu da hemen söyleyelim. Çocuklar, öğreneceğimiz tarihlerden birisi 3 Ocak. Bu 3 Ocak'a günberi denir. Günberi denmesinin sebebi Dünya'nın Güneş'e en yakın olduğu mesafedir. 3 Ocak'ta biz bu günberiyi yaşıyoruz. Bir de öğreneceğimiz tarihlerden bir diğeri de 4 Temmuz. 4 Temmuz'a ise biz gün öte adı veriyoruz. Bu tarihte Dünya Güneş'e en uzak mesafededir. Şimdi asıl mevsimlerin oluşmasının sebebine geldiğimiz zaman, mevsimlerin asıl oluşmasının sebebi dönme ekseni eğiklidir. Ne demek dönme ekseni eğikliği? Yani Dünya'nın Güneş etrafındaki dolanma ekseniyle Dünya'nın kendi ekseninde etrafında dönme ekseni arasında 23 derece 27 dakikalık bir açı vardır. Bu açıdan dolayı Dünya Güneş etrafında dolanırken dik geldiği, güneş ışınlarının dik geldiği yerler değişmektedir. Bundan dolayı da mevsimler oluşmaktadır. Şimdi şöyle söyleyelim. Güneş ışınlarının şurada gördüğünüz dik geldiği yerlerde sıcaklık artışı daha fazlayken, ilk geldiği yerlerde sıcaklık artışı ne olmaktadır? Daha az olmaktadır. Bu yüzden mevsimler oluşuyor diyoruz. Bir de şöyle gösterelim. Güneş ışınlarının burada gördüğünüz gibi dik alan yerlerde güneş ışınlarının aydınlattığı yer dar bir alanı kapsar. Ama birim yüzeye düşen ışık miktarı daha fazladır. Bakın, birim yüzeye düşen ışık miktarı. Tam tersi Dünya'nın üst tarafları, yani kutup noktalarına baktığımız zaman güneş ışınları eğik gelmektedir. Eğik geldiği için geniş bir alanı kapsar. Bu geniş alanı kapsadığı için birim yüzeye düşen ışık miktarı daha azdır. Bu yüzden kutuplarda havalar daha soğukken ekvatorda daha sıcaktır. Şimdi Dünya'da bir noktaya güneş ışınlarının geliş açısı nelere bağlıdır diye baktığımız zaman bir, Dünya'nın şekline bağlıdır diyoruz. Dünya'nın şekline bağlı olması, az önceki resimde, slide'da gösterdiğimiz gibi işte kutuplara doğru ne yapması? Açının eğik gelmesidir.
Dünyanın eksene eğikliğine bağlıdır diyoruz ki bu sayede mevsimler oluşmuştur. Dünyanın güneş etrafındaki yıllık hareketinden kaynaklıdır aynı zamanda bu geliş açısı, işte bu hareketinden dolayı değişir. Bir de dünyanın günlük hareketinde değişir. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle güneşin geliş açısı bulunduğumuz yere göre ne yapacaktır? Değişecektir. Şimdi buraya baktığımız zaman işte dünyamıza gelen güneş ışınları, bakın ekvatora burada daha dik geliyor. Kutuplara doğru gittikçe ne yapıyor çocuklar? Bakın burada dünyanın, güneş ışınlarının dünya ile arasındaki açı azalıyor. Yani eğik gelmeye başlıyor. Dik değil, eğik gelmeye başlıyor. Bu yüzden sıcaklık artışı kutuplarda az ama ekvatorda ne yapacaktır? Sıcaklık artışı daha fazla olacaktır. Ve güneş ışınları ekvatora yılda sadece iki kez dik düşer. Bu tarihlerse 21 Mart ve 23 Eylül'dür. Biz bu tarihlere ekinoks adını veriyoruz. Şimdi bir de dünya üzerinde güneş ışınlarının dik gelmesine göre özel isimli noktalarımız var. Bunlardan birisi 21 Haziran'da kuzey yarımküreye güneş ışınlarının dik geldiği yere biz yengeç dönencesi adını veriyoruz. 21 Aralık'ta ise güneş ışınlarının dik geldiği yere biz oğlak dönencesi adını veriyoruz. Güneş ışınlarının dikliği bu oğlak dönencesi ve yengeç dönencesi arasında sürekli değişmektedir. Yengeç dönencesi ve oğlak dönencesine yılda bir kere güneş ışınları dik gelirken bu ikisi arasındaki noktalara yılda iki defa dik gelmektedir. Bunun dışında öğrencilerimiz yengeç dönencesini ve oğlak dönencesini yerine sürekli karıştırmaktadır. Bunu da şöyle akıllarında tutabilirler. Yengeci küçük bir yengeç olduğunu düşünün. Oğlağın da büyük bir oğlak olduğunu düşünün. Yengeç oğlağın üzerine binmiş, sırtına binmiş bir şekilde geziyorlar. Yani yengeç dünyanın üst tarafında kuzey yarımküredeki dik gelen noktasına adı veriliyor. Oğlak ise güney yarımküredeki dik gelen noktasına adı veriliyor. Şunu unutmayın. Eğer ülkemizle, Türkiye ile ilgili bir soru sorulduğunda Türkiye'nin kutup dairesi ile yengeç dönencesi arasında yer aldığını bilmeniz gerekiyor. Yengeç dönencesi ile kutup dairesi arasındayız. Yani ülkemize güneş ışığı hiç ne yapmayacak çocuklar? Dik düşmeyecek. Sadece dike yakın açıyla gelecektir. Şimdi en fazla karşımıza çıkacak resimdir bakın bu da. Bu da işte tabii bu bir sembolize bir resim. Güneş tabii bu kadar küçük değil. Ancak dünyanın güneş etrafında dolanması sırasında ortaya çıkan mevsimler var. Burada şu eksene bakacaksınız çocuklar. Eğer bu eksende kutup dairesindeki eksen güneşten uzaktaysa burası kış. Şurada gördüğünüz gibi güneşe yakınsa yaz yaşanır. Genelde size verilecek resim budur. Ancak bu resmin tam tersi eksen eğikliğinin bu şekilde hani çapraz olarak şöyle de kalemle de göstereyim size. Şu şekilde verildiği de çıkacaktır. Eğer bu şekilde verilirse bakın bu resmin diğer tarafından bakılan kısmıdır. Bu sefer kuzey kutbu yaz, güney kutbu kış olarak verilecektir. Ancak bu şekilde ne yapıyoruz? Söylemiyoruz. Şimdi devam edelim. Baktığımız zaman 21 Aralık'ta kuzey kutbu kış yaşarken güney kutbu ne yapıyor? Yaz yaşıyor. Bakın şunu unutmayın. Biz soruları cevaplarken her zaman neyi iyi biliyoruz? Kuzey kutbunu iyi biliyoruz. Niye? Türkiye kuzey kutbunda yer alıyor. Eğer güney kutbuyla ilgili bir soru sorulursa bizim ne olacaktır? Tam tersimiz olacaktır. 21 Aralık'ta biz kış yaşıyoruz. Güney kutbunda tam tersi yaz yaşıyoruz. 21 Mart'ta biz ilkbahar yaşıyoruz. Güney kutbunda sonbahar yaşanıyor. 21 Haziran'da biz yaz yaşıyoruz. Güney kutbunda kış mevsimi yaşıyor. 23 Eylül'de biz sonbahar yaşamaya başlarken güney kutbunda ilkbahar mevsimi ne yapılmaya başlıyor çocuklar? Yaşanmaya başlıyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir şey de bu tarihlerin mevsim başlangıcı olduğunu iyi bilmeniz gerekiyor. Yani 21 Mart direkt sadece 21 Mart ilkbahar değildir. Veya 21 Aralık sadece kış değildir. 21 Aralık'ta başlayan kış kuzey kutbu için söylüyoruz çocuklar. 21 Mart'a kadar devam edecektir.
21 Mart'ta, yani bizim Nevruz olarak adlandırdığımız bahar bayramında, 21 Mart'ta başlayan bahar ise, çocuklar geri alalım, 21 Mart'ta başlayan bahar ise 21 Haziran'a kadar devam edecektir. 21 Haziran'da başlayan yaz mevsimi ise 23 Eylül'e kadar devam edecektir ve 23 Eylül'de başlayan sonbahar mevsimi 21 Aralık'a kadar devam edecektir. Yani biz bu alanları mevsim olarak adlandırıyoruz. Bu noktaları değil. Bu verilen tarihler, size verdiğimiz bu tarihler mevsim başlangıcıdır. Bunu asla unutmayın. Şimdi gelelim bu tarihlere. Bakın 21 Aralık tarihinde ne oluyor? 21 Aralık tarihinde bakın güneş ışınları oğlak dönencesine dik geliyor. Yengeç dönencesine eğik geliyor. 21 Haziran'da oğlak dönencesinde en uzun gündüz yaşanır, en kısa gece yaşanır. Ve bu tarihte işte oğlak dönencesinde, yani güney kutbunda yaz mevsimi yaşanırken kuzey kutbunda ne yaşanacaktır? Kış mevsimi yaşanacaktır diyoruz. 21 Mart'a baktığımız zaman 21 Mart'ta güneş ışınları nereye dik geliyor? Ekvatora dik geliyor. Ve 21 Mart'ta hem kuzey kutbunda hem güney kutbunda, ekvatorda her zaman gece gündüz süresi nedir? Eşittir. Ancak 21 Mart tarihinde artık kuzey kutbunda gündüzler daha uzun olmaya başlayacaktır. Güney kutbunda ise geceler daha uzun olmaya başlayacaktır 21 Mart'tan sonra. 21 Haziran tarihine baktığımız zaman güneş ışınları bakın nereye dik geliyor? Yengeç dönencesine. Oğlak dönencesine ise eğik geliyor. Yengeç dönencesine dik geldiği için kuzey kutbunda yaz mevsimi başlangıcıdır. Güney kutbunda kış mevsimi başlangıcıdır. Aynı zamanda bu yenge kuzey kutbunda en uzun gündüz, en kısa gece yaşanır. Güney kutbunda ise en kısa gündüz, en uzun gece yaşanır. Şimdi sıra geldi 23 Eylül'e. 23 Eylül'de de işte güneş ışınları yine aynı 21 Mart gibi nereye dik geliyor? Ekvatora dik geliyor. Bu tarihte yine tüm noktalarda gece gündüz süresi nedir diyoruz? Birbirine eşittir diyoruz. Ve bu tarihte 23 Eylül'de artık kuzey yarım kürede artık geceler daha uzun olmaya başlayacaktır. Güney yarım kürede ise artık gündüzler daha uzun olmaya başlayacaktır diyoruz. Şu tarihleri unutmuyoruz. 21 Haziran ve 21 Aralık tarihinde gün dönümü adı veriliyor. Bu tarihlerin diğer adı da nedir? Solstis'tir. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine ise ekinoks adı verilir. Kuzey kutbunda ve güney kutbunda yılda iki defa gece gündüz birbirine eşit olurken ekvatorda her zaman gece gündüz ne olacaktır? Çocuklar birbirine eşit olacaktır. Bakın sorularda şu ekvatorda her zaman gece gündüz eşit olduğu ile ilgili sorular karşımıza çıkacak. Şimdi sorularda bize karşımıza bir de gölge boyundan bahsedecek. Gölge boyunu nasıl düşüneceğiz? Eğer güneş ışınları eğik geliyorsa gölge boyu fazla olacak. Güneş ışınları dik geliyorsa gölge boyu ne olacaktır çocuklar? Düşük olacaktır, küçük olacaktır. Şimdi buraya baktığımız zaman yengeç dönencesinde güneş ışınları ne zaman dik geliyordu? 21 Haziran. Bakın buraya gölge boyu en küçük. Peki oğlak dönencesinde güneş ışınları ne zaman dik geliyordu? 21 Aralık'ta. Bakın burada gölge boyu en küçük. Buradayız. Ekvatorla yengeç dönencesi arasında bir nokta verilmiş. Ekvatorla yengeç dönencesi veya bu oğlak dönencesi de olabilirdi. Buralarda ise iki tane noktada ne olacaktır? Dik gelecektir ve bundan dolayı da iki noktada ne olacaktır çocuklar diyoruz? Gölge boyu en küçük olacaktır. Ve burada sıfır oluyor. Gün içerisindeki gölge boyunu sorarsa tabii gün içerisindeki gölge boyu dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucunda ortaya çıkar. Ve sabahleyin biliyorsunuz gölge boyu fazla, öğle boyu en küçük, akşamleyin de gölge boyu en küçüktür. Ancak bakın bu gün içerisindeki gölge boyunu mevsimlerle ne yapmayın? Karıştırmayın. Peki biz soruyoruz. Peki ya dünyanın eksen eğikli olmasaydı ne olurdu diye. İşte bakın baktığımız zaman eksen eğikli olmasaydı bir mevsimler buluşmayacaktı. Çünkü her yerine güneş ışınları hep
aynı açıyla gelecekti. İkincisi, güneş ışınları hep ekvatora dik gelecekti. Yani ekvator normalden daha sıcak olacaktı. Üçüncüsü, dünyanın her yerinde gece gündüz eşitliği sağlanacaktı. Yani gece gündüz dünyanın her yerinde eşit olacaktı. Aynı ekinoks tarihlerinde olduğu gibi. Bir diğeri, dünyadaki ortalama sıcaklığındaki değişime bağlı olarak bitki ve hayvan türleri azalacaktı. Çünkü artık ekvator daha sıcak olacak, oradaki bazı canlılar yaşayamayacak. Veya kuzey kutbunda veya güney kutbunda havalar daha soğuk olacak. Bundan dolayı oradaki canlılar artık ne yapamayacak olacaktı? Yaşayamayacak olacaktı. Ve öyle baktı, güneş ışınlarının geliş açısı hep aynı olacaktı, bulunduğumuz yer için söylüyoruz. Sorulara baktığımız zaman, sorular genellikle basit olarak karşımıza çıkacak, kolay olarak karşımıza çıkacak ama sorunun uzunluğundan korkmayalım. Şimdi bakalım birinci sorumuza. Dünyanın yıllık hareketine bağlı olarak mevsimlerin başlangıcı yarım kürelere göre farklılık göstermektedir. Aynı şekilde bir yarım kürede yılın en uzun gecesi yaşanırken diğer yarım kürede ise en uzun gündüz yaşanır. Dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan Türk öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türkiye'ye gelmiştir. Birbirleriyle tanışan öğrencilerin yaşadıkları yer ile ilgili konuşmaları şu şekildedir. Bu bilgiye göre öğrencilerden hangisinin yaşadığı yer kesin olarak Kuzey Yarımküre'dedir diye sorumuz var. Şimdi bakalım tek tek öğrencilerimize. Yaşadığımız yerde 21 Aralık'ta yılın en uzun gündüzü yaşanır. 21 Aralık'ta yılın en uzun gündüzü nerede yaşanır diyoruz biz? Güney Yarımküre'de. Benim yaşadığım yerde yıl boyunca daima 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanır. Burası neresi? Her zaman gece gündüz eşitliği olan yer ekvatordur diyoruz. Benim yaşadığım yerde ise 21 Haziran'da yaz mevsimi yaşanır. Aa, ne kadar kolay. Bizimki gibi değil mi? 21 Haziran'da yaz mevsimi başlıyor. Yani burası Kuzey Yarımküre diyoruz. Umut demiş ki yaşadığım şehirde yılın yalnız iki gününde gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir. Bu hem Kuzey Kutbu'nda var hem Güney Kutbu'nda var. Demek ki bu kesin olarak dediği için olmaz. O zaman buradaki cevabımız nedir? Arda'dır diyoruz. Şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. Şimdi bir sonraki sorumuza baktığımız zaman yine bakın uzun bir paragraf ama sorunun ne kadar kolay olduğunu göreceğiz. Buna göre 21 Aralık tarihi için hazırlanan kartta KLM noktalarının gece ve gündüz sürelerinin gösterimi aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Ne yapmış yukarıda bakalım. Mevsimlerin başlangıcı olarak 4 önemli tarih bulunur. Bunlar 21 Haziran, 21 Aralık, 21 Mart ve 23 Eylül tarihleridir. Örneğin 21 Haziran'da Kuzey Yarımküre'de yaz mevsimi başlarken en uzun gündüz, en kısa gece yaşanır. Aynı tarihte Güney Yarımküre'de bu durumların tam tersi yaşanır. Bir öğrenci yer küre üzerinde belirlediği KLM noktalarının verilen tarihlerdeki gece ve gündüz süreleri ile ilgili kartlar hazırlamıştır. 21 Haziran için hazırlanan kart şekildeki gibidir. Baktık çocuklar 21 Haziran'da önce N ve L noktalarına bakın ekvator üzerinde. K Kuzey Yarımküre, M Güney Yarımküre. Tarih ne? 21 Haziran. 21 Haziran'da Kuzey Yarımküre'de gündüz en uzun, gece en kısa. Ve N ve L noktalarına baktığımız zaman ise çocuklar bakın gece gündüz süresi her zaman eşit. Bize bunu 21 Aralık için yapın diyor. Ben şunu biliyorum. Gece gündüz süreleri her zaman eşittir. O zaman 21 Aralık tarihi de içinde eşit olması lazım. Yani N ve L'nin eşit olduğu bakın iki tane ne var? Şık var. Diğerlerini ne yapıyoruz? N ve L eşit olmadığı için eliyoruz. Geldik bu iki şıkka. Şimdi buraya baktığım zaman 21 Aralık tarihinde Kuzey Yarımküre'de K için Kuzey Yarımküre'de gece süresinin ne olması lazım? Daha uzun olması lazım. Yani burayı şöyle karalaması lazım. Baktığım zaman Güney Yarımküre'de ise tam tersi gece süresinin daha kısa olması lazım. Yani sadece şurası karalı olması lazım. Bu şıkta hangi şıkta var? Evet, cevabımız A oluyor. Bir sonraki sorumuza geçelim. Şimdi aşağıdaki görselde 21 Haziran tarihinde dünyanın güneş karşısındaki durumu gösterilmiştir. Buna göre 21 Haziran'da durumlardan hangileri yaşanır? 21 Haziran'ı soruyor bize. Güney Yarımküre'de en uzun gece yaşanır.
Doğru. 21 Haziran'da en uzun gece, en kısa gündüz yaşanacaktır. Bakın bunu söylüyoruz. Hemen ülkemizden bahsedersin. 21 Haziran'da Kuzey Kutbu'nda neydi? En uzun gündüzdü. Güney Yarımküre için düşündüğümüz zaman en uzun gece olarak düşüneceğiz. Yani her zaman Güney Yarımküre dediği zaman bize göre tam tersini düşüneceğiz. İkincisi, dünya üzerindeki tüm noktalarda gece gündüz süreleri eşittir. Hayır, bu ne zamandı? Ekinoks tarihlerindeydi. Bakın bu yanlış. Üçüncüye baktığımız zaman Kuzey Yarımküre'de sonbahar mevsimi sona erer, kış mevsimi başlar. Hayır, 21 Haziran'da Kuzey Yarımküre'de yaz mevsimi başlıyor diyoruz. Ve buradan da yalnız birin doğru olduğunu söylüyoruz. Bir diğer sorumuz. Eksen eğikliğine ve dünyanın güneş etrafındaki hareketine bağlı olarak ekvator dışındaki yerlerde gece gündüz süresi yıl içerisinde değişiklik gösterir. 21 Haziran tarihinde güney yarım kürede bulunan yerler yıl içindeki en uzun geceyi yaşarlar. 21 Aralık tarihinde ise bu durumun tam tersi, kuzey yarım kürede en uzun gece yaşanır. Aynı zamanda 21 Haziran tarihinde dünya üzerindeki herhangi bir noktadan, bakın 21 Haziran'daki dünya üzerindeki herhangi bir noktadan kuzeye doğru gidildikçe gündüz süresi uzar. Aşağıdaki görselde PRS şehirlerin dünya üzerindeki konumları gösterilmiştir. Verilen bilgiler hareketle 21 Aralık tarihinde gece süresilerinin sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Şimdi bakın buraya. Yukarıda verilen bilgide bize ne demiş? 21 Haziran tarihinde dünya üzerinde herhangi bir noktadan kuzeye doğru gidildikçe gündüz süresi uzar. O zaman 21 Aralık tarihi için tam tersini söyleyebilir miyiz? Kuzeye doğru gidildikçe bu sefer gece süresi ne yapar? Uzar deriz. Şimdi buraya bakalım o zaman. Buraya baktığımız zaman 21 Aralık'ta gece süresinin en uzun olduğu yer neresidir? P noktasıdır. Gündüz süresi bakın S. Yani en küçük olduğu yerde S'dir. Yukarı doğru gittikçe, S'den yukarı doğru gittikçe ne yapacak? Gece süresi uzayacaktır. Bundan dolayı en fazla gece süresi kimde? P'de, sonra R'de, sonra S'de olacaktır. Ve cevabımız da burası olacaktır. Bir sonraki sorumuz yine gece gündüz süreleriyle ilgili. Baktığımız zaman aşağıdaki grafik 21 Haziran'da KLM şehirlerinde yaşanan gece ve gündüz sürelerini göstermektedir diyor. Bu grafiğe göre KLM şehirlerinin dünya üzerindeki konumları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Biz baktığımız zaman M şehrine baktın. Tarih neymiş? 21 Haziran. 21 Haziran'da nerede gece gündüz süresi eşit olabilir? Tabii ki ekvatorda. Peki 21 Haziran'da gündüz süresi nerede uzun? Kuzey kutbunda. Yani K'nın kuzey kutbu olduğunu söylüyoruz. Gece süresi nerede uzun? Güney kutbunda. L'nin de güney kutbu olduğunu söylüyoruz. Burada da cevabımız A şıkkı oluyor. Evet. Çocuklar, mevsimler konusunu bitirdik. Ancak bizim çözdüğümüz sorular kısıtlı. Sizler bu konuyla ilgili bol bol soru çözün ve tekrar edin. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.